Mutlu günler sevgili seyirciler. Set sayısına hoş geldiniz. Bu hafta set sayısında özel bir konuğumuz var. Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörü Ferhat Akbaş bizimle birlikte. Son derece yoğun bir haftayı geride bıraktı Eczacıbaşı Dynavit ve şu anda da onların salonundayız. Hem bize ev sahipliği yapıyorlar hem de Ferhat Akbaş konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz tüm ekip ve sizler. Umarım iyi bir yayın olur hepimiz adına. Kesinlikle öyle olacak. Çok fazla da soru geldi sosyal medyadan. Yani ben sizi duyurduktan sonra ciddi sayıda soru geldi. Bayağı hala da gelmeye devam ediyor. Tabii geçen haftadan sözü açtık. İsterseniz geçen haftayla başlayalım. Çünkü geçen hafta yoğun bir haftaydı sizin için. İki Avrupa Kupası mücadelesi oynadınız arka arkaya. Ardından da sert bir mücadele oynadınız Türk Hava Yolları'na karşı, ligin iddialı ekiplerinden birine karşı. Öncelikle hafta nasıl geçti sizin için? Sizin de söylediğiniz gibi çok yoğun bir haftaydı. Özellikle Sev Kupası'nda iki maçı peş peşe oynamak ve peşinden Türk Hava Yolları gibi önemli bir rakiple mücadele etmek bizim adımıza iyi bir sınav oldu. Aslında bu programı yaparken buna hazırdık. O yüzden Christmas'tan sonra arayı da daha kısa değerlendirdik. Sanırım ligde, Türkiye Ligi'nde en çok şu ana kadar maç yapan ikinci yarıda takımız. Covid problemlerini de atlatmamıza rağmen Ural Oçka gibi önemli bir Rus ekolünü elemek önemliydi bizim adımıza. Türk Hava Yolları maçı zaten ligde çok özel bir maç. Sıralamayı da çok yakından ilgilendiren bir maçtı. O maçta özellikle mücadele gücümüzü çok beğendim. Çok iyi mücadele ettik. Yakın setler, yakın bir skor oldu ama kazanan taraf biz olduk. O yüzden çok mutluyuz. Maçı bir hatırlatalım sevgili seyircilerimize. Gerçekten haftanın öne çıkan mücadelesiydi bu sevgili seyirciler. Türk Hava Yolları Eczacıbaşı Dynavit'i konuk etti. Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit kazandı. Maçı size şöyle bir hatırlatalım. Ardından sohbetimiz devam edecek. Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ilk seti Eczacıbaşı Dynavit geriden gelerek 31-29 kazandı. Karşılaşmanın ikinci setinde konuk ekip Boşkoviç'in skor katkısıyla 25-21'lik üstünlük kurarak 2-0 öne geçti. Mücadelenin üçüncü setinde Van Rijk'la hücumda etkili olan Türk Hava Yolları 25-23'te durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette başarılı bloklarıyla öne çıkan Ferhat Akbaş'ın öğrencileri seti 25-19 maçı da 3-1 kazandı. Turuncu Beyazlılar ligde 17 maçta 14. galibiyetini aldı ve zirve takibini sürdürdü. Türk Hava Yolları bugün maçı hiç bırakmadılar. İlk öncelikle onları tebrik ederim. Ama biz de bırakmadık ve İyi bir performans ortaya koyduk. Çok zorlu bir seti kazandık. Ardından da diğer setleri almamıza belki de o set neden oldu. Yine Türk Hava Yolları'nın olduğu gibi Galatasaray maçında da çok iyi hazırlanacağız. Ve elimizden geleni yapacağız. Eczacıbaşı Dynavit mücadeleyi kazandı sevgili seyirciler. Çok önemli bir maçtı aslında. Hem maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdunuz bu galibiyetle. Hem de bu sezon Türk Hava Yolları'nı ikinci kez mağlup ettiniz ki özellikle ligde sıralama açısından son derece önemli bir rakip ve iki mücadelede kaybettiğiniz sadece bir set var. İki maçta da üstünlük kurmak Türk Hava Yolları'na kolay değil bu ligde. Evet. Önce şunu söylemek istiyorum. Şu sezon başından beri Eczacıbaşı'nın oyununu izlediğim en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Hatta en iyi oyun diyebilirim. Çünkü çok iyi mücadele ettiler. Her şey vardı sahada. Hani gerçekten çok iyi bir mücadeleyle kazandınız bu maçı. Bir de şuna hocam sözü size vermeden önce. Ural Oçka maçında evet tur geçildi ama özellikle kaybedilen son iki set bir hayal kırıklığı oldu. En azından benim üzerimde bir hayal kırıklığı yarattı. O mücadeleyi de kazanmaya çok yakın görmüştüm. Çünkü evet. Ben Eczacıbaşı Dynavit'i. O mücadeledeki o son setlerdeki düşüşün bir reaksiyonu muydu acaba Türk Hava Yolları mücadelesi? Ben biraz da öyle gördüm. Çünkü gerçekten çok müthiş bir konsantrasyon Kesinlikle. Vardı sahada. Evet. Açıkçası biz bunu biraz daha geriye sarabiliriz. Bizim bu reaksiyonumuz Vakıfbank maçından sonra başladı. Vakıfbank maçında çok daha iyi mücadele edebileceğimizi düşünüyorduk bütün takım olarak. Ve bunu gerçekleştiremeyince aslında Ural Oçka ve Türk Hava Yolları maçları bizim için çok iyi bir fırsat ve hedef oldu. Tabii ki iki gün peş peşe Ural Oçka ile oynuyor olmak bizi ciddi seviyede rotasyon yaptırmaya da itti. Aynı zamanda hep bu da çok konuşuluyor aslında çok fazla
genç Türk oyuncularımıza da fırsat verme çabamız vardı o maçta. Çünkü böyle böyle oyuncu olunuyor. Gerçek maçlarda hedef vererek oyunculara, bu oyuncuları kazanabiliyoruz. Tabii ki o maçı da kazanmak isterdik. Onun üzerine Türk Hava Yolları'na çok ciddi bir reaksiyonla maça çıktığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir mücadele oldu. Ve bu sezon ligde aslında kolay maç neredeyse yok. Özellikle ilk yarı bütün rakiplerle çok sıkı maçlar oynadık. Bütün rakipler iyi top oynuyorlar bana göre. Bu ikinci yarı da aynı şekilde başladı. Biz tabii hep hedefimizi Ocak ayından sonra daha iyi oynamak üzerine kurmuştuk. Ligin sonuna doğru. Onu başardığımızı düşünüyorum şu ana kadar. Aynı şekilde yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor. Sizin sezon başında ilk sohbet toplantısında dile getirdiğiniz bir ifade vardı. Farklı bir oyun tarzıyla oynayacağız ve biraz bize zaman gerekiyor demiştiniz. O yeterli zamanı buldunuz mu? Şu anda istediğiniz seviyeye o takım geldi mi? Şimdi bir de ek olarak şunu sorayım hemen. Yasemin Güvel'in sezon başındaki sakatlığı oyun düzeninizi ne şekilde etkiledi? Tabii oyuncu konuşmak yerine genel tabloda daha geniş bir planımız vardı. Daha farklı bir formasyonumuz vardı aslında sahada. Benim oyunlarım bütün takımlarımda aynı olmuştur. Çok çabuk top oynatmaya çalışan, herkesi özellikle orta oyuncuları çok fazla kullanmaya çalışan bir oyun yapımız var. Bunu şu ana kadar gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Oyunu iyi dağıtan, oyunu iyi yöneten agresif bir yapımız var. Tabii bazı maçlarda bazı aksaklıklar oluyor. Örneğin ilk yarıda servis düzenimizden çok mutlu değildik. Onun üzerine koyduğumuzu düşünüyorum. Bazı maçlarda rakibe bağlı olarak blok defans sisteminde problemler de yaşadık. Ama bunlar kesinlikle çözülebilecek takım problemleri. Üzerine koyarak devam edeceğiz her konuda. Orta oyuncular üzerinde ısrarcıyız dediniz ya, yani orta oyuncular üzerinde bir oyun planımız var dediniz ya. Bu konuda da gelen eleştiriler var. Şimdi çok fazla soru da geldi bu yönde. Köşeler neden bu kadar az top alıyor? Sadece orta oyuncu üzerinden oynamak, özellikle büyük mücadelelerde Eczacıbaşı, Dynavit'i zorluyor ve kaybedilen maçların nedeni de köşelerin yetersiz kalması şeklinde çok fazla yorum var. Buna katılıyor musunuz? Şimdi bunun cevabı benim açımdan çok uzun. Bununla ilgili bir program bile yapılabilir. Şimdi öncelikle voleybol severlerin şunu anlaması lazım, kabul etmesi lazım. Sahada oynayan oyuncuların birer kalbi var, birer beyni var. Bu oyuncular ellerinden geleni takım arkadaşları ve kulüp için yapıyorlar. Bu başka takımlarda da aynı şekilde. Bu kadar baskıya maruz kalmaları bence çok doğru değil. Bunların ben voleybol ailesinde çok fazla iyi niyetle yapıldığını görüyorum. Ama bunu daha iyi yönetebilmemiz lazım. Artık 2021 yılında sosyal medyanın veya medyanın gücünü inkar etmek çok yanlış bir şey olur. Çok evrildi. Sosyal medya çok evrildi. Örneğin ne bileyim Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan daha fazla bilinirliği var, daha fazla takipçisi var. Bu voleybolda da özellikle Türkiye'de de buna yaklaşmaya başladı. Yani oyuncuların özel fanları var ve maçları izlerken o oyuncuyu izlemek üzerine o maçlara geliyorlar. Tabii burada önemli olan konu şu, voleybol işte futboldan, basketboldan ayrılan bir spor. Hani bir şey gireyim, lütfen unutmayın. Çok önemli bir nokta çünkü. Oyuncular peki bu sosyal medya etkileşimlerinden etkileniyorlar mı? Şimdi, performansları? Şimdi taş olsanız etkilenmeme şansınız yok. Yani ben buna samimi bulmuyorum. Bir oyuncu veya bir antrenör, bir birey bu kadar yorum geliyorsa bundan etkilenmeme şansı yok. Şimdi siz belki LeBron James'in takımını bilmiyor olabilirsiniz ama LeBron James'in attığı basketi her an Twitter'da görebiliyorsunuz kısa özetlerle vesaire. Şimdi bizim voleybolda ayrılan konu şu, siz o oyuncuya odaklanıp o maçı izlediğinizde tatmin olma şansınız yok. Çünkü bize tek dokunuş var. Olay çok kolektif, çok iç içe bir oyun. Bu oyunu arkadaşlarınızla paylaşmazsanız kazanma şansınız yok. Yani X oyuncunun aldığı pas adedini hesaplayıp Y oyuncunun aldığı pas adediyle kıyaslarsak voleybolun içinden çıkamayız. Bizim takımımıza özelinde şunu konuşmakta çok fayda var.
Değişmeyecek konu şu, benim takımlarımda kesinlikle çabuk oyun olacak, kesinlikle orta oyuncunun skor etkisi olacak. Çünkü 2021 bu yılında orta oyuncusuz maç kazanamazsınız. 4-5 tane hücum edip orta oyuncunun maçtan çıkması bizim adımıza faydalı bir işlem değil. Bu arada bunu da söylemek isterim. Çünkü bu bana çok direkt soruluyor. Ben de kitabın ortasından konuşan bir insanım. Çok politik olmayı sevmem. Bizim köşe oyuncularımız sıralamada takımda en çok ikinci, üçüncü top alan oyuncular. Tabii ki her takımda pasör çaprazının gücü, atak gücü yatsınamaz. Bu Corneliano'da da öyle, Vakıfbank'ta da öyle, Fenerbahçe'de de öyle. Bütün büyük takımlarda bu böyledir. Bu değişmeyecek. Bunun dışında bizim pas dağılımı gibi dertlerimiz yok. Takımda özellikle işler iyi giderken böyle suni, yapay problemler bulmaya da gerek yok. Bulmaya, çalışmaya dahi gerek yok. İşte bir oyuncu biraz fazla tebessüm etti, diğer oyuncu ona öyle baktı. Biz de öyle yapay problemler yok, yaratmaya çalışmayalım. Takımımız gayet iyi gidiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz Ferhat Hocam? Yani benim oyun sistemim orta oyuncuları çok fazla kullanarak ve hani her takımda olduğu gibi pasör çaprazları acil durumda devreye girer. Ve arkada mesela baktığımda sizin 4 numarası maçörleriniz arkada iyi defans da yapıyorlar, manşet de alıyorlar. Ön file önünde top aldıkları zaman hücum da yapıyorlar ve blokta da etkili olabiliyorlar zaman zaman. Hani bunu daha fazla görebilir miyiz ileriki maçlarda? Yani her maçın farklı bir şeyi mi olacak, taktiği mi olacak bu? Çok mesela önemli. Son Türk Hava Yolları maçında Hande'ye ve Saliha'ya çok fazla top gitti. Yani ısrarlamaya 4 numarayı kullandı. Hani bu her maçın kendine özel bir taktiği olarak mı devam edecek? Şimdi rakip blok defans kurguları var ve genelde bunlar çok değişmez. Rakibe göre küçük değişiklikler yapılır. Herkesin bir blok defans sistemi var. Tabii bu da bizim rakibe karşı nasıl oynadığımızı çok ciddi seviyede etkiliyor. İsim verdiğiniz için söylüyorum. Zaten soru da hep oralardan geliyor. Dediğim gibi politik olmaya gerek yok. Hande bu takımda en çok top alan ikinci oyuncu. Ve bu bazı maçlarda fazla olur, bazı maçlarda az olur. Aynı şekilde bu Tika Boşkoviç için de geçerli, orta oyuncularımız için de geçerli. Bazı takımlar çok fazla ortaya yardım ediyorlar. Tabii ki daha çok köşeden oynuyoruz vesaire. Bu rakibin durumuna göre oldukça değişecek bir sistemdir evet. Her zaman. Evet. Tabii genelde dediğiniz gibi Hande üzerine çok fazla soru var. Ciddi bir fan kitlesi var. Az önce altını çizdik. Bir uyuşmazlık mı var Maya ile Hande arasında? Belki 10 tane soru geldi bu yönde. Bunun da cevabını almış olduk. Pasörlerin saha içindeki özgürlük alanı çok soruluyor bir de. Yani Maya'nın pas tercihleri üzerinden yola çıkılarak bu soru soruluyor. Pasör ne kadar özgür, koç ne kadar direktif veriyor pasöre pasları yönlendirmesi yönünde? Bizim şimdi 3 tane pasörümüz var. Ve üçü de farklı örnek. Bir tanesi Dilay çok çok genç. Elif ara jenerasyon gibi ve Maya var. Şimdi bizim her maça biraz önce söylediğim gibi bir maç planımız var. Hücum planımız var. Hiçbir maça böyle doğaçlama bir plansızlık durumuyla çıkmıyoruz. Bu önceki maçtan önceki video toplantılarımızda vesaire tartıştığımız, hep beraber mutabık olduğumuz konular. Maya çok özel bir pasör, Elif de çok özel bir pasör. Oyun tarzları da oldukça farklı. Tabii ki bazı maçlarda, bazı durumlarda daha genç pasörlere daha çok yardımcı olduğumuz anlar oluyor. Çünkü henüz o tecrübede olamayan oyunculara biraz daha yardım etmeniz gerekiyor maç esnasında da. Ama dediğim gibi değişmeyecek konular şunlar benim adıma. Çabuk oyun ve orta oyuncunun katkısı burada 4. 5. pasörü de getirseniz bu değişmeyecek. Aynı şekilde devam edecek. Tabii çok genç oyuncular da var takımda. Az önce ismini zikrettiniz. Dilay son derece genç bir oyuncu. Zeynep son derece genç bir oyuncu. Yani alttan gelen isimlere de, genç arkadaşlarımıza da şans veriyorsunuz. Ben burada özellikle Zeynep'in altını çizmek istiyorum. Ben ilk seyrettiğimde bu kanıya varmıştım. Olağanüstü düşük bir reaksiyon zamanı var. Oyun okuması son derece iyi. Zeynep ve Dilay oynadığı için bu iki ismi zikredeceğim. Geleceklerini nasıl görüyorsunuz bu oyuncuların?
Sadece bu iki oyuncu değil, bütün Türk oyunculara özel olarak ilgi gösterdiğimiz çok doğru. Bunu kulüp adına da, yani bir ekol oluşturmuş kulüp adına da gururla yapıyoruz. Çok kilit pozisyonlarda Türk oyuncuların ağırlıklı olduğunu görüyorsunuz. Örneğin biraz önce konuştuk, köşe oyuncularımızın ikisi de Türk. Birçok takımda böyle bir formasyon yok. Genç oyunculara mümkün olduğunca en fazla süreyi veriyoruz. Antrenmanlarda onlara özellikle çok ciddi çabamız var. Bence olaya biraz daha geniş bakmamız lazım. Türk voleybolu olarak birçok oyuncu daha fazlasıyla kazanılabilir. Bu konuda biraz daha gelişebiliriz ülke olarak. Ve biz de Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak bunu her zaman domine etmiş kulüp olarak yine bayrağı biz taşıyacağız. Ve bu şekilde devam edecek. Bugün Zeynep Dilek olur, yarın başka oyuncular olur. Bu şekilde devam edecek her zaman. Futbolda olduğu gibi Sibir'de scout ekibiniz var. Tüm dünyada oyuncu tarıyor. Biraz bize bundan bahseder misiniz? Böyle bir oluşum daha önce ben Türkiye'de olduğunu bilmiyorum. Yurt dışında da çok fazla yok. Biz altyapı haricinde başka bir ekip kurduk. Bu A takıma özel bir ekip. Hem yurt dışında temsilcimiz var, hem yurt içinde temsilcimiz var. Ve oyuncuları, hedef olarak gördüğümüz oyuncuları sürekli takip eden bir sistem oluşturuyoruz. Bunun adına bazı aplikasyonlar da hazırladık. Ben özellikle oyuncu taramasının özellikle Türkiye içinde çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Çünkü kesinlikle gözden kaçan, göz yanılır her zaman, gözden kaçan oyuncular, kaybolan oyuncular var. Bunu çok daha detaylı çalışmamız lazım. Sadece bir altyapı, bir kulübün altyapısında her şeye hakim olmak çok zor. O yüzden böyle bir ekip de kurduk. Şu anda takip ettiğiniz bir oyuncu sayısı var mı net bize verebileceğiniz 10-20 gibi? Şu an 20 az diyebilirim. Ertesi gün burada 7 tane sporcuyu gözlemleme şansımız olacak. Yurt dışındaki sporcu sayımız çok daha fazla. Çünkü dünyada biliyorsunuz daha fazla oyuncu var. Özellikle U20, U16 şampiyonalarını izleyip takip ettiğimiz uzun süredir oyuncular mevcut ve bu artarak devam edecek. Bir havuz oluşturuyorsunuz önce anladığım kadarıyla. Daha sonra bu havuzu daraltıp uzun vadeli performanslarını takip ediyorsunuz oyuncuların, doğru mu? Kesinlikle. Burada yalnız en önemli konu veri. Veriler üzerinden gidiyoruz. Sadece gözlemle, tekrar ediyorum, oyuncu bulmak çok zor. Doğru oyuncuları seçmek daha da zor. Veri kullanıyoruz ve bunun için çok ciddi bir çalışmamız var. Ben bir de Adams'tan bahsetmek istiyorum. Şimdi Adams'ın inişli çıkışlı oyun sistem, yani bazen Avrupa Kupası maçlarında sürekli oynuyor. Türkiye Ligi'nde, Sultanlar Ligi'nde oynama şansı bulamıyor. Oyuna girdiğinde de inişli çıkışlı performans sergiliyor. Bunu neye bağlıyorsun? Mackenzie Adams çok istikrarlı bir oyuncu. Bunu çok net söyleyebilirim. Tabii bunu voleybol severler veya sizler çok net göremiyorsunuz. Çünkü ona yeterli maçı veremedik, yeterli ritmi veremedik. Yabancı kuralı nedeniyle biraz bu konuda elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Özellikle Aralık ayında ona peş peşe maçlar verdiğimizde zaten sizler de fark etmişsinizdir. Çok ciddi seviyede takımın önemli bir oyuncusu oluyor. Çok istikrarlı, çok faydalı bir oyuncu. En çok da karakterini beğeniyorum. Gerçekten böyle yedekte kalmasına rağmen hala %100 takımın içinde kalabilen nadir oyunculardan bir tanesi. Bu takım özelinde değil, genel olarak konuşuyorum. Heyerman'dan da bahsetmek istiyorum. Son Türk Hava Yolları maçında inanılmaz hırslı ve çok iyi bir performans sergiledi. Heyerman'ın transferi nasıl gerçekleşti? Ya da siz buraya takıma geldikten sonra mı, ya da alınmış mıydı daha önceden? Heyerman benim çok uzun zamandır takip ettiğim ve her zaman üst seviyede oynamış. Özellikle İtalya'da yaklaşık 7-8 sene peş peşe süre almış. Orada bazı kulüplerde kaptanlık yapmış bir oyuncu. Benim bu transferde özellikle çok isteğim olmuştu. Çok katkısı oluyor takıma. Kesinlikle katılıyorum. Belki çok gösterişli bir oyuncu olmayabilir. Bilmiyorum voleybol severler ne düşünüyor ama çok katkısı oluyor bize. Ve en önemlisi de
karakteri gerçekten bir takım oyuncusu. Özellikle son günlerde farklı konularla biraz gündeme geldi diyeyim. Böyle şeyler sadece bizim takımımızı, kulübümüzü güçlendiriyor. Bizim duruşumuzu daha net gösteriyor. Bu da güzel bir örnek oldu. Özellikle Türk Hava Yolları maçı. Çok hırslıydı mesela. Çok dikkatimi çekti. Çok iyi bir performans ve saha içindeki hırsı da göze çarpmıştı Türk Hava Yolları maçında. Her zaman hırslı bir oyuncu zaten. Evet, yani Türkiye'ye gelmeden önce de takip ettiğimiz kadarıyla çok hırslı bir oyuncu. Ekstra bir hırs ve enerjisi vardı Türk Hava Yolları maçında sahada. Evet, çok fayda gördüğümüz bir oyuncu. Umarım hep bu şekilde katkısı artarak devam eder. Şimdi Maya'ya bakıyorum. Maya bazen 6 metreden hatta bir numaradan falan da Heyman'a top atabiliyor. Yani attı bir tane tek ayak vurdu. 5 numaradan pas attı. Bu arada sadece Maya demeyelim, Elif de artık birazdan çok, Elif'e gelecektim, onu da soracaktım. 3.5-4 metreden artık ortayı kullanmaya başlayacak cesareti göstermeye başladı. Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor açıkçası. Özellikle oyuncuların birbirinden bakarak, birbiriyle rekabet ederek gelişmesi, büyümesi en çok benim adıma iyi bir şey. Elif için de çok büyük artı. Hem Maya ile çalışıyor, hem antrenmanlarda görülüyor. Elif saha içine girdiği zaman file önünde mesela attığı plaseler falan çok şık duruyor. Elif'i daha çok görebilecek miyiz bundan sonraki maçlarda sahada? Kesinlikle bunu zaten fark etmişsinizdir. Elif sezon başında çok daha az süre alıyordu. Şimdi o daha fazla bütün maçlarda süre alıyor. Bazı maçlarda direkt başlıyor ve bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş olgunlaşmaya, benim sistemimi anlamaya başladı. Takım arkadaşlarını daha iyi hissediyor ve bu bize sadece katkı verecek gibi gözüküyor. Onun gelişiminden de mutluyum. Özellikle bu ikinci yarıyla beraber daha da fazla gelişim gösterecek gibi gözüküyor. Umarım öyle gider. Evet. Seyircilerden gelen bir soru var, onu sormak istiyorum. Mesela Eczacıbaşı ilk 6'ya entegre edebileceği herhangi bir transfer girişimi yapmadı ara transfer döneminde. Takımını yeterli görüyor mu şampiyonluk yolunda Ferhat Akbaş? Bu soru bu sezon için mi, önümüzdeki sezon için? Şimdi tabii bizim takımımızın yapısı belli her takım gibi. Ara transferde çok ciddi değişimler olmuyor. Çok istisnai durumlar haricinde. Çünkü açıkçası hem yurt dışında hem yurt içinde serbest oyuncu çok az. Bizim tabii sakatlıklarımız vesaire oldu. Soruya çok ciddi seviyede katılıyorum. İhtiyacımız vardı. Ama doğru transfer ve mantıklı transfer yapmak en önemlisi. Yani transfer yapmak adına yapmak doğru değil. Küçük eksikliklerimizi mümkün olduğunca en iyi şekilde adapte olmakta sıkıntı yaşamayacak oyunculardan yana kullandık. Bu sezon bana göre kadro yapımız iyi, dengeli bir yapı. Ve uzun vadede baktığımızda, çünkü planımız hep uzun vadeli, bu sezon çok önemli bir geçiş sezonu bizim için. Bütün hedefleri kovalayabildiğimiz hala, ama aynı zamanda özellikle genç Türk oyuncuları geliştirmeye yönelik çalıştığımız bir sezon. Umarım bu sezonun katkısını önümüzdeki yıllarda daha da fazla alacağız. Eczacıbaşı, Darnevit, Mistikom, Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamasa bile Ferhat Akbaş bu gelişimden memnun diyebilir miyiz? Ben bileğe kadar olan kısmı şu an için kabul etmiyorum. Bu takım tüm kulvarlarda şampiyon olmak için kurulmuş bir takım. Eczacıbaşı Spor Kulübü bütün maçlara kim olursa olsun rakip kazanmak için çıkan bir kulüp. Şu an hem Türkiye Ligi'nde maç fazlasıyla da olsa lideriz. Sev Kupası'nda yarı finaldeyiz. Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz ve bu 3 kupayı da kazanmak için mücadele ediyoruz. Bence her takım kadar, hatta daha da fazla şansımız var. Bunu hep beraber umarım göstereceğiz, görürüz. Tabii Eczacıbaşı, Darnevit voleybol kültür olarak Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Belki de en önemlisi. Evet, en köklü voleybol kulübü ve 10 yıldır da şampiyon olamayan bir kulüp. Transfer sürecinizi de ben merak ediyorum. Çünkü Avrupa'da Romanya artı Polonya 7 kupa kazandınız. Bu teklif size geldiğinde bir ateşten gömlek çok
özel bir görev. Mutlaka herkes eczacı başında çalışmak ister ama çok da zor bir görev. O süreci de bize bir anlatır mısınız? Nasıl gelişti Eczacıbaşı? Şimdi Eczacıbaşı ateşten bir gömlek değil, çok şık bir gömlek. Sizin de söylediğiniz gibi ben geçen sezon 5 kupa kazandım. İşte kaç kupa kazandım? Bütün kupaları kazandım yurt dışında çalıştığım ülkelerde. Tabii bu teklifi almak benim için kariyer açısından çok önemli bir fırsat. Türkiye'de olmak, başka ülkede olmak benim için çok önemli değil. Önemli olan kulübün organizasyonu. Söylediğiniz bir şey çok doğru. Bu kulüp çok köklü bir kulüp. İşte bütün şampiyonluklar, yıllarca alışılagelmiş şampiyonluklar burada devam etmeli. Umarım bu bayrağı taşıyan antrenör, bu bayrağı taşıyan takım bu takım olacak. Bunun için tüm ekip, tüm kulüp inanılmaz bir yapılanmaya girdi. Ben o yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Umarım bu şık gömleği güzel bir şekilde taşırız hep beraber. Şu yönde de sorular var. Eczacıbaşı, eski Eczacıbaşı olabilecek mi? Yine kupalar, şampiyonluklar kazanan bir Eczacıbaşı olabilecek mi? Yönünde de sorular var. Cevabı almış olduk zaten. Evet. Boşkoviç üzerine sorular var. Oyun çok fazla Boşkoviç'in üzerine yıkılıyor. Özellikle büyük maçlarda Boşkoviç'le devam edilecek mi? Tabii şu anda Eczacıbaşı'nın kaptanı Boşkoviç. Kariyerini burada bitirecek mi? Böyle bir konuşma geçti mi Ferhat Akbaş'la Boşkoviç arasında? Orta oyuncular dışında ve Boşkoviç dışında farklı hücum varyasyonları düşünüyor mu? Şimdi Boşkoviç çok özel bir isim, çok özel bir oyuncu. Kazanmayı bilen bir oyuncu. En önemli konu bu. Yani bireysel yetenekleri haricinde kazanmayı bilen ve bunu da çok ısrar eden bir oyuncu. O yüzden onunla çalışmak bizim kulübümüz adına çok önemli bir artı. Tika, yani biz Tika diyoruz aramızda. Tika bizim önümüzdeki sezonda aramızda olacak. Umarım bu kulüpte kariyerini noktalar. Çünkü gerçekten sembol bir isim oldu. Son 7 sezondur sanırım. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde oynuyor. Boşkoviç Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde Boşkoviç oldu. Burada çok şey öğrendiğini şu anda arkadaşlarına öğretme çabasını görüyorum. O yüzden onunla çalışmak bizim için çok önemli. Programın başında cevap verdiğimi düşünüyorum. Boşkoviç diğer oyunculardan tabii ki daha fazla pas alacaktır. Bu rakiplerimizde de böyle. Bu şu andaki 2021 yılındaki voleybolun gerektirdiği bir durum. Bu özellikle kadın voleybolu erkek voleyboluna çok yaklaşmaya başladı. Oyun tarzını erkek voleybolunda da böyle görürsünüz. Dediğim gibi özellikle voleybol, yeni voleybol severlerin oyunu bireyler üzerinden değil de genel takım üzerinden izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Menajersiz bir sistemle ilerliyor Eczacıbaşı Dynamit. Bu sizi zorluyor mu? Yaz yapılanmasında önemli transferler görebilir miyiz şeklinde bir soru var. Şimdi menajer sistemi kalktıktan sonra yepyeni bir sistem getirdik. Daha çok yurt dışında, hatta başka sporlardan da feyiz alarak çok ciddi bir çalışma yaptık. Bizim artık komitelerimiz var. A takım komitelerimiz, altyapı komitelerimiz, sağlık komitemiz, bunun bayağı çeşitleri var ve aslında olayı çok daha hızlandıran bir sistem yarattık. Olayı çok daha kurumsal bir noktaya getirdik ve taşlar şu an inanılmaz oturdu, çok iyi işliyor. O yüzden tam aksine daha hızlı, daha aktif bir sistemimiz var. Transferlerle alakalı tabii ki çalışmalarımız var. Uzun vadede çok ciddi bir yapılanmamız var. Belki tabii medyaya düşmemesi bizim adımıza da çok olumlu. Ama her takım gibi biz de transfer çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz diyebilirim. Bir başka soru. Hırvatistan milli takımıyla ne gibi hedefleri var şeklinde. Çünkü Ferhat Hocam artık Hırvatistan milli takımının baş antrenörü, evet, hayırlı olsun diyelim. Ne gibi hedefler koydunuz önünüze? Şimdi Hırvatistan milli takımı tabii ki potansiyeli olan ama olduğu yeri bana göre hak etmeyen bir milli takım.
Gerçekten sağ olsunlar, çok uzun zamandır ısrarla bu görevi almam için çok çaba sarf ettiler. Önceden yakından tanıdığım isimler de var zaten federasyonda. Tabii ki hedefimiz çok daha ciddi, çok daha iyi sonuçlar alan bir Hırvatistan olacak. Özellikle bu sezon VNL Challenger Cup oynuyoruz. VNL'e katılma amacımız çok yukarıda olacak. Yine Avrupa Ligi, Akdeniz Oyunları gibi turnuvalar olacak. Hırvatistan aslında Eczacıbaşı Spor Kulübü ile olan birlikteliğimi de çok iyi perçinleyen bir milli takım oldu. Çünkü özellikle önümüzdeki sezon takvimi daha dar ve gerçekten bireysel olarak çok potansiyelli bir ülke. O yüzden bu iki birliktelik de ilerisi için iyi olacak diye düşünüyorum. Bir de salon hakkında da çok fazla soru gelmişti. Salonu yenileme veya genişletme çabası var mı Eczacıbaşı'nın? Tabii Eczacıbaşı kurum olarak sürekli yenilenen, gelişen ve bunu sürekli devam ettiren bir kurum. Bunu ben antrenör olarak cevaplamam doğru olmaz ama sadece şunu söyleyebilirim. Eczacıbaşı Spor Kulübü yenilenmek ve gelişmek adına sürekli çalışma halinde olan bir kulüp değil. Bir de şunu sorayım ben. Bu görüntülü değerlendirme sistemi challenge'ı en çok kullanan antrenörlerden bir tanesi olarak görünüyorsunuz ve bu konu hakkında da hani top tam çizgide değil de çok bariz bir şekilde out ya da içeride ya da file olup olmaması konusunda emin olduğunuz halde challenge aldığınızı söyleniyor. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani onu küçük bir mola olarak mı kullanıyorsunuz? Bazı durumlarda buna başvurduğumuz anlarda oluyor tabii ki. Biliyorum tribünde, televizyon karşısında işte bu fazladan 30 saniye beklemek gerçekten can sıkıcı olabilir. Biz de tüm aslında bazı rakiplerde de bunlar var. Bunu en az şekilde kullanmaya çalışıyoruz ama ben çok fazla taktiksel bilgi vermeyi seven bir antrenörüm ve bunu da bazen kullanmamız gerekiyor. En aza indirmeye çalışacağım. Buradan sözüm olsun. Peki bir baş antrenörün takım üzerindeki etkisi yüzde kaçtır? Futbolda, basketbolda bu çok konuşulur işte. Teknik direktör %30 etkilidir. Geri kalanını futbolcular yapar vesaire denir. Voleybolda nedir bu durum? Şimdi voleybolda tabii bunun yüzdesini veremeyiz hiçbir şekilde. Antrenörden antrenöre de değişir tabii ki ama voleybol çok dar bir alan. Antrenör olarak biz çok yakınız ve oyuna müdahale hakkımız çok fazla. İşte challenge, oyuncu değişikliği, mola, oyunu çok fazla kendi istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yani aynı anda 6 tane değişiklik bile yapabilirsiniz. Ve bu bütün taşları yerinden oynatabilir. O yüzden ben diğer sporlara oranla voleybolda antrenör etkisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve oyun dar bir alanda oynandığı için taktiksel küçük detayların çok fark yarattığını düşünüyorum. O yüzden futbolla kıyaslayamazsınız. Yani futbolda bazen 100 metre ötenizdeki kanat oyuncusuna ters taraftakine bağırıyorsunuz. Ne kadar duyuyordur o ambiyansta? Tabii yapmadığım bir iş ama bana çok voleybol gibi etkili gelmiyor. Özlem. Ferhat Hocam, saha içinde en çok sinirlendiniz. Yani bunu ben size kaç kere söyledim yapmayın diye ya da hani sizi böyle çileden çıkaran şey nedir oyun esnasında? Benim en çok sevmediğim şey mücadeleyi denemeyi bırakan oyuncudur kesinlikle. Taktik, teknik bunlar çalışılır, gelişir ama özellikle sahada tribündeki insana, televizyondaki insana o topun çıkıp çıkmayacağını göstermeye erinen bir oyuncu benden tepki görür kesinlikle. Yani her topa bütün mücadele gücümüzü kötü veya iyi bir şekilde vermeliyiz. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. En önemlisi bu benim için. Bu sezonki en büyük hayal kırıklığınız desem? Bu sezon böyle çok ciddi bir hayal kırıklığım yok. Ama tekrar ediyorum, son Vakıfbank maçımızda çok daha iyi mücadele etmeliydik. Skor iyi olurdu, kötü olurdu onu bilemiyorum ama çok daha iyi hazırlanmıştık o maça. Belki de o maç bizim için sezonun geri kalanında çok ciddi bir ders niteliğinde olacak. Çünkü bu dersi aldığımızı düşünüyorum. Belki de faydalı oldu. Hazırlık süreci sahaya yansımadı diyebiliriz bence. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu sezon gelişiminden en fazla mutluluk duyduğunuz oyuncu kimdir? Oyuncular diyeyim,
Öncelikle en başta şunu söyleyeyim. Gelişiminden mutsuz olduğum oyuncu yok. Daha fazla olabileceğini düşündüğüm birçok oyuncu var. Bu konuda yerli yabancı diye ayırmak istemem. Yabancı oyuncular daha çok zaten gelişimini az çok tamamlamış oyuncular oluyorlar. Ben Elif, Saliha kardeşlerin, Hande'nin, Beyza'nın, mesela Beyza çok iyi top oynuyor bu sezon. Çok ciddi gelişim gösterdiğini düşünüyorum. İsmini unutup şimdi burada canlı yayında oyuncularımı kötü hissettirmek istemem. Tüm oyuncularımızın gelişiminden oldukça memnunum. Simge çok standart, çok iyi bir libero. Bana göre Türkiye'nin açık ara en iyi liberosu. Onun hakkında da sorular vardı bu sezonki oyunundan, performansından. Ferhat Akbaş memnun mu diye Simge'nin. Yani, çok net bir oyuncu. Nerede nasıl durduğunu iyi bilen. Artık sadece kendi oyunuyla kalmayan bir oyuncu. Benim en çok dikkat ettiğim şey bu. Bazı oyuncular artık belli noktadan sonra kendi zaten iyi de kötü de oynasa etrafını yönetmeye başlıyor. İşte ne bileyim, bu kulüpte Esra öyle bir oyuncuydu, Gülden öyle bir oyuncuydu, rakiplerde Gözde Kırdar böyle bir oyuncuydu. Artık o noktalara gelmeye başlaması gereken birçok oyuncumuz var. Simge onlardan biri, o noktaya yavaş yavaş geliyor diyebilirim. Tabii bu hafta Miskom Sultanlar Ligi'nde başka mücadeleler de oynandı. Türk Hava Yolları mücadelesi tabii ki haftanın öne çıkan maçıydı sevgili seyirciler. Bazı mücadeleler oynanamadı. Oynanan maçlarda alınan sonuçları ve o mücadelelerde öne çıkan performansları şimdi ekranlarınıza taşıyalım. Miskom Sultanlar Ligi'nde 17. hafta Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda açıldı. Ligde ilk 8 mücadelesi veren Mert Grup Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Aydın ekibi, ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 22'ye çıkardı. Mert Grup Sigorta'da Gayla Gonzalez, Aydın Büyükşehir Belediyespor'da ise Greta Zekmeri, 11'er sayıyla en skorer isimler oldu. Galibiyet serisi yakalayan Galatasaray HD Sigorta, lig sonuncusu Yeşilyurt'u konuk etti. Karşılaşmadan 25-17, 25-12, 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrılan Sarı Kırmızılar rahat bir galibiyet aldı. Galatasaray HD Sigorta ligde üst üste 4. kez kazanırken Yeşilyurt tek galibiyetle son sıradaki yerini devam ettirdi. Galatasaray HD Sigorta'da 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan İlkin Aydın performansıyla ön plana çıktı. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Nilüfer Belediyespor, Bolu Belediyespor'u ağırladı. İlk seti büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 31-33, 25-22, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-1 kazanmayı başardı. Ligdeki 4. galibiyetini alan Bursa temsilcisi puanını 12'ye yükseltti. Nilüfer Belediyespor'da Melis Durul 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olarak galibiyette büyük rol oynadı. TTT Kuzeyboru Vakıfbank Karayolları mücadeleleri bu hafta oynanamadı sevgili seyirciler. Bu iki maç oynanamadı. Haftanın öne çıkan mücadelesi Eczacıbaşı Dynavit Türk Hava Yolları mücadelesiydi. Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda 3-1 kazandı. Tabii bu oynanamayan maçlar Covid-19 vakaları nedeniyle oynanamadı. Takımlara, oyunculara geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Bu hafta aldığı galibiyetle de Eczacıbaşı Dynavit liderliğe yükseldi maç fazlasıyla. Haftanın enleriyle devam edelim şimdi. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan performanslarına bakacağız. Türk Hava Yolları'nda Kira van Rijk 32 sayıyla oynadı. Haftanın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mücadeleden Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle ayrılmıştı. Bolu Belediyespor'da Olena Harçenko'nun 6 blok sayısı vardı. En fazla blok yapan isimdi. Aslı Tecimer Nilüfer Belediyespor'da ve Alexia Karutaşu da Galatasaray HD Sigorta'da beşer ace attılar bu haftaki mücadelelerde diyelim ve rüya takıma geçelim. Rüya takımda da Nilüfer Belediyespor'un pasörü Çağla Akın en iyi pasör. Pasör çaprazı Tiana Boşkoviç, Eczacıbaşı Dynavit'in Sırp pasör çaprazı. Orta oyuncular Beyza Arıcı, Laura Heyerman 2. Orta oyuncusu da bu hafta rüya takıma girdi Eczacıbaşı Dynavit'in. Smaçörler İlkin Aydın ve Greta Sakmari oldu. En iyi libero da Nilüfer Belediyespor'dan Buse Kayacan'dı. Haftanın takımı da Eczacıbaşı
Dynavit çok önemli bir galibiyet aldılar bu hafta. Evet Özlem. Şunu da sormak istiyorum. Gelen sorular arasında bu da var. Selin Arifoğlu ve Gözde Yılmaz transferleri çok konuşuldu Eczacıbaşı'na. Bu transferler hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten biraz önce de aslında konuştuk. Selin de Gözde de ara transferlerimizdi. İki oyuncu da bu kulübün altyapısından yetişmiş isimler. Örneğin Gözde antrenmana geldiğinde ilk gün sanki burada son 10 senedir buradaymış gibiydi. Katkı da alıyoruz. Antrenmanlarda, maçlarda Selin'e daha fazla sonradan katıldığı için daha çok fazla fırsat veremedik ama Gözde özellikle Tika'yı dinlendirdiğimiz maçlarda iyi de oynadı. Çok ciddi katkı veriyorlar. Özellikle karakterleri takıma ciddi bir seviyede katkı veriyor. Umarım artarak devam eder. Çünkü ikinci yarı gerçekten çok uzun. Evet. Avrupa Kupası da var. Çok fayda göreceğiz. Antrenmanlar için de çok önemli değil mi? Çünkü Yasemin'in sakatlığında sadece Beyza ve Laura var. Merve var. 3 orta oyuncuyla hani normal bir antrenman sisteminde de çok fazla dönerek oynasalar bile çok fazla yoruluyor orta oyuncular. Özellikle orta oyuncu özelinde veya pasör çaprazı 2 adet orta oyuncu 3 adet gerçekten zor diğer orta oyuncularımız için. İşte Beyza, Laura, Merve sürekli sıçramak zorundalar. Sürekli antrenmanda %100'lerini vermek zorundalar. Böyle yapıyorlar zaten ama 4 orta oyuncu özellikle antrenman düzeninde ideal bir durum. Pasör çaprazı mevkiinde de uzun bir dönem Jordan Thompson'ın sakatlığı nedeniyle tek pasör çaprazı oynadık. Hem antrenmanda hem maçta çok ciddi katkı alıyoruz bu oyunculardan. Gözde bu arada iki taraflı oynayabilen bir oyuncu. Köşeye koyduğumuzda da aynı verimi veriyor. O yüzden çok faydasını görüyoruz. Evet. Takımlarımız bu hafta Avrupa sahnesine de çıkacak. Sevgili seyirciler, takımlarımızın programını da getirelim ekranlarınıza. Son derece önemli maçlar oynayacak ekiplerimiz. Aydın Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında Romanya deplasmanında olacak. CSM Lugoj ile oynayacaklar. İlk maçı 3-2 kazanmıştı Aydın'da. Aydın Büyükşehir Belediyespor tur bekliyoruz. Onlardan da yarı final bileti bekliyoruz. Türk Hava Yolları Igor Gorgonzola Novara mücadelesi çarşamba günü 5. mücadelesine çıkacak Türk Hava Yolları. Voleybol severler için de bir çağrıda bulunalım. Mücadeleye girişler ücretsiz olacak. Takımımıza destek verebilirsiniz. Novara'da da Ebrar gelemiyor karantinası devam ettiği için. Halkbank Challenge Kupası çeyrek final ilk mücadelesini ve ikinci maçını Ankara'da oynayacak. İki ekip anlaştı. Tallinn Teknik Üniversitesi ile anlaştı Halkbank. İki mücadele de Ankara'da olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri üst üste iki maç oynanacak ve Halkbank'ta umuyoruz ki yarı final biletini cebine koyacak bu haftaki maçların ardından. Vakıfbank İtalya'da Monza deplasmanında olacak ve voley Monza ile oynayacak. Liderlik mücadelesi bu. Kazandığı takdirde grup liderliğini de garantilemiş olacak Vakıfbank bu mücadelede. Perşembe günü Fenerbahçe Dinamo Akbars Kazan deplasmanında olacaktı. Maç ertelendi 11 Şubat'a. Fenerbahçe'de de Covid vakaları var. Geçmiş olsun. Dileklerimizi de iletelim Fenerbahçeli oyunculara diyelim ve yavaş yavaş noktalayalım isterseniz. Evet. Hocaya da çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. En azından kulüp bütün sorular yanıtlanmış oldu. Bütün soruları sormaya çalıştım. Bazen bana da diyorlar sorumuzu sormadın ama her soruyu sormaya çalıştım Ferhat Akbaş'a. Zaten genel bir soru sorunca otomatikman 3-4 sorunun cevabını almış oluyoruz. Onun gelmiş için, oluyor biraz fazla oldukça... mı konuştum acaba? Hayır. Yok. Çok güzel. Bütün mükemmeldi. Sorular harikaydı cevaplar. Evet sevgili seyircilerimize de teşekkür ederim katılımları için. Ferhat Akbaş çok teşekkürler. Eczacıbaşı kulübüne de teşekkür ederim. Evet. Ne zaman istesek salonlarını bizlere açıyorlar. Bir kez daha onlara da teşekkürlerimizi iletelim ve programımızı bu haftalık da buradan noktalayalım. Sevgili seyirciler haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.